Turmepan, bundan tam 28 yıl önce kurulmuş, denizlerin korunması ve gelecek nesillere daha temiz denizlerin kalmasını sağlamak için kamu yararına çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Turmepa olarak 28 yılda milyonlarca sıvı ve katı atığın denizlere karışmasını önledik. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, üyelerimiz ve gönüllülerimizle birlikte yaptığımız sayısız faaliyetlerimizle kocaman bir aile olduk. Sürdürülebilirlik nedir? Sürdürülebilirlik, çeşitlilik ve üretkenliğin devamının sağlanması ve gelecek nesiller için daha iyi bir dünya bırakabilmek adına atılan bir adımdır. Aynı zamanda yaşamın devamlılığının sağlanması için kendi ihtiyaçlarımızı gelecek nesillerin ihtiyaçlarını tüketmeden kullanılabilmek amaçlanır. Haydi şimdi hep birlikte sürdürülebilirliğe bir göz atalım. Birleşmiş Milletler üyeleri bir araya gelerek okyanus ve denizler için çalışma başlattılar. Çalışmalar hem okyanuslar ve denizlerin hem de insanlığın kurtuluşu için sürdürülebilir kalkınma amaçlarındaki 17 maddenin de hayata geçirilmesinin önemini ortaya çıkardı. Temiz su ve sanitasyon, iklim eylemi ve sudaki yaşam maddeleri iklim değişikliğiyle mücadelede öne çıkıyor. İhtiyaç duyduğumuz oksijenin %50 ila 70'ini üreten okyanus ve denizleri korumak için yenilenebilir açık deniz enerjisi geliştirebilir. Karbonu tutan deniz çayırları, mangrovlar gibi kıyı ekosistemlerini koruyarak bu doğal sermaye kaynaklarını arttırabilir. Ve okyanusları, düşük karbonlu ve yüksek protein kaynağı olan deniz ürünleri, deniz çayırları ve yosunların üretimi için kullanabiliriz. İklim değişikliğini kontrol altına alabilmek için mavi karbon bölgeleri olan kıyı ekosistemlerini korumalıyız. Bu sayede kıyılarda yaşayan toplumları fırtınalardan koruyabilir, sürdürülebilir gıda güvenliğini sağlayabilir, hava kalitesini iyileştirebilir ve istihdamı arttırabiliriz. Doğru politik yaklaşım ve yatırımlarla iklim değişikliğini engelleyerek hem sürdürülebilir hem de okyanusa hassas davranan yeni bir mavi ekonomi inşa etmek bizlerin elinde. Aldığımız iki nefesten birini sağlayan okyanuslar ve denizler ne yok olmayacak kadar büyük ne de onarılamayacak kadar. Ama biliyoruz ki göz ardı edilemeyecek kadar önemli ve geleceğimiz ona bağlı. Hadi gelin, bu yolculukta sürdürülebilirliği hep birlikte keşfedelim. Sürdürülebilirliğin 3 temel bileşeni vardır. Çevre koruma, ekonomik büyüme ve sosyal gelişim. Biz uzmanlık alanımız olan çevre koruma bileşenini içeren maddeler üzerinde duracağız. Çevre konusunda sürdürülebilirlik denince ilk olarak bilmemiz gereken doğada yer alan kaynakların sınırsız olmadığıdır. Sürdürülebilirliği sağlamak doğa ve insan arasında bir denge kurar. Doğal kaynaklara sahip çıkarak bu kaynakların sürdürülebilirliğini sağlayabiliriz. Böylelikle daha sağlıklı bir dünyada yaşayabiliriz. Sürdürülebilir kalkınma amaçları Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından 2030 sonuna kadar ulaşılması amaçlanan evrensel bir eylem çağrısıdır. Bu çerçevede sürdürülebilir kalkınma amaçları 2030 yılı hedeflerine ulaşarak toplumsal farkındalığın artırılmasını amaçlar. Bu 17 maddeden 8 tanesi, 6. madde temiz su ve sanitasyon, 7. madde erişilebilir ve temiz enerji, 11. madde sürdürülebilir şehirler ve topluluklar, 12. madde sorumlu üretim ve tüketim, 13. madde iklim eylemi, 14. madde sudaki yaşam, 15. madde karasal yaşam ve tüm bileşenlerin gerçekleşmesi için sürdürülebilirliğin temel öğesi olan 17. madde amaçlar için ortaklıklardır. %70'i sulardan oluşan ve mavi gezegen olarak bildiğimiz dünyadaki suların ne kadarını kullanabiliyoruz? Dünyadaki suların %97,5'u tuzlu sulardan oluşurken %2,5'u tatlı sulardan oluşur. Biz de bu %2,5'luk kısımdan sadece 0,3'ünü kullanabiliyoruz. Kullanabildiğimiz su miktarı bu kadar sınırlı olmasına rağmen 1 litre atık suyu temizleyebilmek için 8 litre temiz suyu kullanmamız gerekiyor. Ve kaynaklarımız hızla tükeniyor. Bilim insanları tarafından yapılan çalışmalara göre 2025 yılına geldiğimizde dünyada bir su krizinin yaşanacağı öngörülüyor. Bu yüzden suyu doğru kullanmak ve israfın önüne geçmek gerekiyor.
Bu doğrultuda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının 6. amacı olan temiz su ve sanitasyon başlığında herkes için güvenilir ve karşılanabilir içme suyuna adil erişim sağlanması, atık su hizmetlerinin tüm toplumu kapsaması ve sürdürülebilir su yönetiminin sağlanması ele alınıyor. Bu doğrultuda altyapı yatırımlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, sıhhi tesislerin inşası ve her düzeyde hijyenin teşvik edilmesiyle herkese güvenilir ve erişilebilir içme suyu sağlanması amaçlanıyor. İklim değişikliğinin en önemli nedenlerinden biri fosil yakıtların yakılması esnasında ortaya çıkan gazlardır. Bu gazlar dünyamızın etrafında aşırı ısının kaçmasını zorlaştıran bir tabaka oluşturur. Bu durum, dünyadaki sıcaklığın yavaş yavaş artmasının, buzulların erimesinin nedenlerinden biridir. İklim krizinin önüne geçmek için karbon salınımlarının hızla ve radikal biçimde azaltılması, fosil yakıt tüketiminin sınırlandırılması ve iklim değişikliğinin etkilerine uyum çalışmalarının desteklenmesi gerekir. Bu doğrultuda herkes için karşılanabilir, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişim sağlamak, sürdürülebilir kalkınma amaçlarından 7. amacı kapsar. Erişilebilir ve temiz enerji amacı doğrultusunda fosil yakıtların kullanımı ve sera gazı etkileri azaltılabilir, güneş, dalga, rüzgar ve termal gibi enerji kaynaklarına yatırım yapılabilir. Şehirleri ve insan yerleşimlerini kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılmak, sürdürülebilir kalkınma amaçlarının 11. amacını oluşturur. Kentleri güvenli ve sürdürülebilir kılmak, güvenli ve erişilebilir konut sağlamak anlamına gelir. Bu amaç kapsamında toplu taşımacılığa yatırım yapılması, kamusal yeşil alanlar yaratılması, sürdürülebilir şehirler için gerçekleştirilmesi gereken faaliyetler arasındadır. Sürdürülebilir tüketim ve üretimin geliştirilmesine ilişkin olan 12. amaç, su, enerji ve besin kaynaklarının azlığı konusunda bilinçlenmeyi, doğal kaynakların sorumlu tüketiminin geliştirilmesini ve besin üretim döngüsünü vurgular. Ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınmayı başarmak için malları ve kaynakları üretme ve tüketme biçimlerini değiştirmek suretiyle ekolojik ayak izimizi azaltmamız gerekir. Ortak doğal kaynaklarımızın verimli yönetimi, zehirli atık ve kirleticileri bertaraf etme biçimleri bu amaca ulaşmada önemli hedefler arasında yer alır. Sıfır atık hedefiyle israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini sağlayabiliriz. Bu doğrultuda sırasıyla atıklar hangi renk geri dönüşüm kutularında ayrılır bakalım. Kağıt atıklar mavi, plastik atıklar sarı, cam atıklar yeşil, metal atıklar koyu gri, organik atıklar kahverengi, geri dönüşemeyen evsel atıklar siyah, yemek artıkları açık gri, ekmek artıkları ise mor renkli geri dönüşüm kutularında ayrıştırılır. Depozito iade sistemi ise en verimli, en temiz atık toplama yöntemi diyebiliriz. Depozito iade sistemi ile iade edilecek atığın son kullanıcısının çevre yaklaşımı ödüllendirilir ve teşvik edilir. Böylece sistem, yarattığı ekonomik döngü sayesinde geri dönüşüm oranlarının yükselmesini sağlar.